Gayet şey. Şurada bir drone var. Drone çekimi de yapıyorsunuz. Biliyoruz yaptığınızı. Gördük, takip ettik size. bu drone, açıkçası bu drone hep çok korkutucu bir hareket geliyor bana. Çünkü kimle konuşursan hep şöyle oluyor. İşte kullandım, 3 ölü 2 yaralıları falan böyle. Hani ilk kullanımda bir sıkıntı var galiba. Nedir hocam? Bu işin bir triği var mı ya? Buradan yeni kullanmaya başlayacaklara bir tavsiye var mı drone için? Yani şimdi şöyle, aslında bu işin triği ne kadar bilmiyorum. Açıklasam mı açıklamasam mı? Aslında şöyle arkadaşlar, drone kullanımında bahsettiğiniz hikayede birazcık aslında şehir efsaneliğine doğru. Hani her uçak pilotu gördüğü her martıyı, kuleyi artık drone gördüm. İşte kule 300 metre falan. Artık böyle halüsinasyon görür. Yani kusura bakmasınlar ama öyle. Çünkü bu hikayeler bir de basın da çok köpürtüyor sağ olsun bizim arkadaşlar. Çünkü okunabilir hikayeler. Yani daha böyle sansasyonel. İşte drone uçtu, 3 kişinin kafayı kopardı. Az önce benim anlattığım hikaye gibi. Çok rahat olmadı mı oldu? Türkiye'de oldu işte havaalanının sahasında. Ama biliyorsunuz bu işlerde bir hata yapılması birçok şey sebep. Düşündüğünüzde yani drone'un sebep olduğu kaç ölüm ya da kaç kaza var ki bayağıdır piyasadalar. O zaman otomobil kullanımının da yasaklanması gerekiyor. Siz de kaç tonluk aleti sürüyorsunuz yollarda ve çok daha tehlikeli aslında. Bunun bir ehliyeti, mesela araç için bir ehliyet veriliyor. Her ne kadar herkesin alabileceği bir ehliyet olsa da yani. Bunlar için de bir ehliyet. Ya bu teknolojide diğer tüm teknolojilerde olduğu gibi bütün dünya hazırlıksız yakalandı. Çünkü teknoloji dünyanın hazırlandığından daha önde ve hızlı ilerliyor. Aynı internet ilk çıktığında ne bir cezai yaptırma, hiçbir şey yoktu ki hala aslında tam bir yaptırma söz konusu değil. Belli eğitimler alabiliyorsunuz. Fakat hani dediğim gibi dünyada henüz yok yani. Dünyada mesela ticari amaçlı işte Google veya vesaire benzer markalar kullanmak istiyor ama daha kanunen bir geçmiş bir prosedür yok. Nasıl daha kolay kullanabilirsiniz ya da kimler kolay kullanır söyleyeyim. Aslında izleyen arkadaşlar için güzel bir haber bu. Oyuncular çok rahat kullanırlar durumu. Yes. Yani joystick'e alışık ya da klavye mouse refleksine alışık. Ben eski bir oyuncu olduğum için ilk drone kullanmaya başladım ya da model uçak. Benim evveliyatım daha eski ama çok benzer geldi bir joystick'e ya da hani o yani aslında insanların işte niye bu kadar oyun oynuyorsun falan filan zamanında dediği şeylerin hepsi profesyonel hayatta size avantaj olarak geri dönüyor. Ben bu da onlardan biriydi. Ben bir dipnot geçeyim. Bu drone'u en rahat kimler kullanır biliyor musunuz? GTA Vice City'de bir görev vardı. İğrenç bir görev. Mini helikopterle dinamit yerleştirme görevi vardı. Evet, onu defalarca. Dünyanın en iğrenç göreviydi. O görevi tek de geçiyorsan sen bu drone'u al götür arkadaş. Evet, sen bu drone'u her yerde kullanırsın. Aynen yani. Aynen. Onun bir yarıştırması gibi bir şey olmuş. Simülatörün içinde de benzer bir oyun 3D şeklinde. Onu yürütüyoruz. Aslında dediğim gibi yani oyun oynamayı bilen arkadaşlar ya da çekirdekten öncü dedim hani ufak yaşlarda 13-14 yaşından itibaren oynayanlar ki biz çok da erken yaşta başlamıştık. O zamanlar teknoloji açtı olduğu için bütün dünyada ne çıksa oynamaya çalışıyorduk. Bir yerden duygusal bağlanacak diye düşündüm sen. Bağlanacak. Ne çıksa. Biz aslında tanışıyoruz. Oyuncular rahat uçurabilir ama yani siz yine GTA'yı arkadaşımız dedi. Bir bakın. Hani bomb böyle bir şey çakıyor her zaman. Tek bir sefer geçebiliyorsanız rahat rahat kullanabilirsiniz. GTA'yı oynayabilen, kendini çok kaptıran değil. Yoksa yani çeşitli felaketlere sebep olabiliriz. Drone'la ilgili ufak bir anekdot ben de paylaşmak istiyorum. Bu mesela ülkeler yani hazırlıksız yakalandı senin dediğin gibi. Mesela farklı farklı ülkelerde, Kanada'da özel kartallar yetiştiriliyor. Havada işte izinsiz uçan bir drone olduğu zaman bunu yakalayabilecek böyle hatta videolar çıktı. Enteresan bir şey. Gerçekten kartal çıkıyor ya. Kartalı eğitmişler abi. Drone uçarken havada yakalıyor ve getiriyor sahibine bırakıyor. Peki küçük zabıta şeyleri koymuşlar mı? Şapkaları, kartalların kafasına. Ne güzel olur ya. Şurada da böyle boynun aslında. Açık parantez. Aslında ufak bir bilgi anekdot. Yani bu işe bulaşmak isteyenler için. Onların içgüdüsünde var. Bölgenin hakim yırtıcısı kimse havada, o saldırıyor zaten drone'a. Doğru. Orada uçuyor. Martıysa martı. Yani boş bir vadide uçuyorsanız bana saldırdı var. Fotoğrafı var böyle, pençeleri kaldırmış. Kamerada böyle yüze geldi. Boş bir vadide uçuyorsanız hakim yırtıcı kimse o saldırıyor. Yani güvercinse güvercinler de saldırıyor. Yani öyle saf görmeyin bunları. Sadece martılardan korktuğu için yükselmiyor diğer kuşlar. Şöyle bir... İçicilerinde var yani. Doğru. Şöyle hikayeler yok değil mi? Drone'a şey takmış, dönen bıçak takmış da gelen kartallara böyle keserek gidiyor falan. Altına roket yani havai bir şekilde bir JKS videosu var öyle. Hadi. Drone'la arkadaşlarını kovuyor. Böyle füzeler çıkıyor. Çok eğlenceli ama yani. O bir de kamera çekiyor yönden böyle. Bildiğin bilgisayar oynuyor. Çocukları vuruyor falan böyle karın üzerinde kaçıyorlar. Doğru. O zamanlar işte bak yani o zamanlar tabii dünyadaki bu olaylar vesaire gelişmemişti. Roma'da polislerin yanında
işte Roma'da yaptığımız viral reklamdan bahsediyorsun. Kalkabiliyorduk yani. Etrafımıza 30 kişi birikiyordu. Alkışlarla kalkıyorduk. Ciddi söylüyorum. Bak, çok böyle o Japon ve Çinli turistler işte anlatıyorlar drone bırak. Zaten arada bir drone yani o global de bir kelime oldu ya. Evet. Alkışlarla iniyoruz falan. İngilizce millet falan çok büyük. Ve yanımızda işte polisler var. Şimdi İtalya'ya drone'la Türkiye'den girmek bile denemedim henüz ama Kars'tan uçağı almadılar. Kendi ülkemin içerisinde uçağın içine almıyorlar. Hadi ya. Bagajı alıyorlar. Bu da hassas bir cihaz. Artık maalesef yani dediğim gibi o bir an bir boşluk vardı. Hani arafa düştü herkes ve bir şey de diyemiyordu insanlar ama bahsettiğimiz haberler çıkınca mesela burada uçağın karşıdaki komşu teyze çıkıp bu yasak değil mi falan diye müdahale edebiliyor. O zaman ya da polisler müdahale ediyor. Klasik teknoloji hazırlıksız yakalandı tüm dünya ve bir anda... İlk önce çok serbestti, şimdi de her zaman olduğu gibi. Çok sıkı. Şimdi de bir anda ilk nedir yani panik halinde, anında her şeyi yasaklayalım, şu anda öyle oldu. Şu an bir izleme süreci var büyük ihtimalle. Hani her şey yasak, büyük ihtimalle ileride insanların başvuruları veya diretmeleriyle birlikte... Ya var, şu an lisans evet, alıyorsunuz, her şey kayıtlı. Araba gibi plakası var bunun hani benim işte temiz kağıdı alıyorsunuz öyle ben drone aldım uçurdum derseniz 30 bin 40 bin liralara kadar cezaları var. Ciddi cezalar. Kayıt yani. Altına alınıyor ve kendi hafızası içerisinde uydu bağlantılı bütün rotanızı kaydettiği için yıl sonunda o rotayı siz Sivil Havacılık Kurumu'na göndermek zorundasınız. İş gerçekten bir anda çok ciddi hiçbir kural yokken en üst seviyeye geldi. Şu an bu tam profesyonel deneyim yapıyor. Yani çok hobi olarak ancak böyle kırsal kesime falan çok gidiyorsanız yapabileceğiz bir şey yoksa yani zor. Bir nevi kamyonlara tıklan takometre gibi sen de alıyorsun. Bir anda inanılmaz yasaklar geldi gerçekten. Evet.